Merhabalar dostlar, arkadaşlar. Bugün 10 Aralık 2023 Pazar günü. Son 2 hafta hariç toplam 30 tane halk arzdan 4 tanesi Bollinger Band'ı daralmasından dolayı sert hareket beklediğimiz hisseler. Bu sert hareketten kastım yani %300, %500 hareket değil arkadaşlar. Yani şöyle, bunlardan bir tanesi Tarkim. Mesela Tarkim'den 611 lira arkadaşlar. Bir tepki hareketi gelirse 660 liraya kadar bir potansiyeli var. Gözüküyor şuradaki Bollinger bandırmasına. Şurayı çizelim arkadaşlar. Daha rahat anlayabilmek için bunun üzerinden gideceğiz. Çünkü bir tanesi Tarkim arkadaşlar. Bakın şöyle bir daralma olduğunda, kuş gagası gibi bir durum olduğunda arkadaşlar, yukarı veya aşağı yönlü sert hareket oluşur ki bana göre arkadaşlar yukarı doğru hareket olma olasılığı biraz daha fazla. Çünkü günlük grafiğimize baktığımız zaman hisse de zaten bir aşağı doğru düzeltmeyi yapıyor, devam ediyor. Bir yerden tepki hareketi olarak karşımıza çıkacak. Bollinger bandının saatlik grafiğine göre böyle bir durum söz konusu. Tabii trend değişikliği anlamına gelmiyor. Bunu özellikle söyleyelim. Ondan sonra trend değişikliği diye bir durum yok. Sadece tepki yükselişi olarak karşımıza çıkabilir Bollinger bandı daralmasından dolayı. Ve gelin diğer bir hissemize. 4 tane hisseden ikincisi ADGYO. ADGY Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bakın arkadaşlar burada da bir Bollinger Band'da bir daralma var. Bakın şuradan geliyor. Şöyle bir yukarıya doğru bir daralması var. Bunu hemen biraz kalınlaştıralım. Ve yukarıdan da aşağı arkadaşlar şöyle hafiften daraldıktan sonra bir genişleme var. Yani şurada hisse bir defa yukarıya doğru niyetlenmiş gibi duruyor. Bu tepki hareketin getirebileceği noktada maksimum arkadaşlar 37, minimumda şurada 36 arasında. Yani şu 2 aralıktan bir yere gelme olasılığı var gibi gözüküyor. Tabi dediğimiz gibi tepki yükselişi ya yukarıya ya aşağı yönlü sert hareket getirebilir ama bu da benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar bir yukarı doğru hareket getirme olasılığı olabilecek hisselerden. Bu tabi tepki hareketi, bakın arkadaşlar. Uçacak kaçacak anlamda değil. Belki tepki hareketi getirebilir önümüzdeki hafta. Benim beklentim inşallah 33'ten 38'e %10-15 getirirse amen ne diyebiliriz. Ama arkadaşlar tabi ihtimal dahilinde, yani aşağı düşmeyecek de deme şansımız yok. Mutlaka da hani ihtimal dahilinde düşme şansı da olabilir. Bunu da özellikle belirtelim diyelim. Ve gelin arkadaşlar ikinci hissemize, daha doğrusu üçüncü hissemize, DMRG'de arkadaşlar. Hemen onu da yapalım. DMRGD'yi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şunları hemen, şunu da silelim. Üçüncü hissemiz Demirler Gıda. DMR unlu mamuller. Bakın arkadaşlar burada da Bollinger Band'da bir daralma var. Bunu özellikle söyleyelim. Bakın şöyle bir görüntü ve şöyle bir görüntü arkadaşlar. Daralma. Daralma ne kadar daralırsa arkadaşlar, o ne kadar boğaz daralırsa o kadar yukarıya veya aşağı yönlü sert hareket gerçekleşir. Bakın burada da bir daralma var. Bakın özellikle söylüyorum bunu. Yukarıya veya aşağı yönlü. Ha, bunu neden yukarı doğru tepki hareketi olabileceğini düşünüyorum. Çok fazla aşağı ineceğini arkadaşlar. İlla tabii ki direkt yukarı tepedakla, daha doğrusu yukarı hızlı bir şekilde çıkacak anlamda söyleyemem bunu ama ya benim gönlümden geçen şu aşamada Bollinger bandından dolayı bir tepki hareketi, bakın arkadaşlar yükseliş trendi değil, bir tepki hareketi beklentim var. Onun dışında çok da böyle uçacak kaçaktan bir görüntü tabii çıkmayabilir ama dediğimiz gibi şu aşamada önümüzdeki hafta bu hareketli geçebilecek 3. halka arz hissesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve gelin arkadaşlar TAB Gıda'ya bakalım. TAB Gıda'da durum nedir ne değildir? Hemen onu da kontrol edelim. Bakın TAB Gıda'da arkadaşlar biliyorsunuz ki hikayesinden dolayı ister istemez aşağı yönlü bir hareket gerçekleşmiş. Bakın burada da bir daralma var. Bu daralmadan sonra arkadaşlar genelde sert bir hareket karşımıza çıkıyor. Ve şu aşama bu yönünü aşağı doğru çevirmiş gibi gözüküyor ama bakın yukarı veya aşağı yönlü. Ama önümüzdeki haftalarda arkadaşlar bu yönün yukarı veya aşağı sertleşebileceğini, nasıl sertleşebileceğini hep beraber göreceğiz. Yani toplam arkadaşlar 4 tane Tarkim, ADGYO, DMRDG ve TAB Gıda'da önümüzdeki hafta sert hareketler görme olasılığımız var. Sebebi de Bollinger Band'ının daralmasından kaynaklı arkadaşlar. İnşallah hep beraber yukarı doğru gider diye düşünürüz. Bakalım, zaman gösterecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.